Emekli maaşında %86 zam detayı. Yeni emeklilik sistemi için düğmeye basıldı. Emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi sırasında, sosyal güvenlik reformu üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Milyonlarca vatandaş, e yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Prim ve gün sayıları geçmiş mi? Emeklilik yaşı ne olacak? 2024 mi yoksa 2025 mi geçerli olacak? E gibi soruların yanıtlarını arıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, sosyal güvenlik sistemindeki bu yazılımın yeni yasama döneminde ele alınacağını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklama ise bu konuda hazırlıkların yapıldığını gösteriyor. Göktaş, mevcut sosyal güvenlik reformu ihtiyaçlarının özellikle intibak taleplerinden kaynaklandığını vurguladı. Aynı prim ve gün içinde olan kişilerin farklı zamanlarda emekli olduklarında farklı maaşlar almalarının emeklilik abonelikleri arasında şikayetlerin söz konusu olduğunu ifade etti. Ayrıca sigortalıların sistemlerini sürdürmeye devam ettikçe aylıklarının düştüğüne dair eleştirileri de mevcut. Kök aylıklar konusunda da düzenleme talebi var. Güler, oğluna 6 aylık enflasyon verilerinin baz alınarak yapılan emekli maaş zamlarının kök aylıklarda ciddi farklar yarattığını belirtti. Bu farkın giderilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması ve kök ayların yenilenebilir olması vurgulandı. En düşük emeklilik maaşı ile ilgili geçici çözümler sunulsa da, bu aralıktaki kök ayların düzenlenmesiyle kalıcı olarak çözülebileceği düşünülüyor. Sosyal güvenlik uzmanı Göktaş TV yüz ekranlarında ayrıca şunları söyledi. Aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sistemde belli bir ücretin altında çalışıyorsan ve sistemde kalmaya devam ediyorsanız emekli aylığınız yükselmiyor. Bazen düşebiliyor. Çalışanların sistemde kalması gerekiyor. Emeklilik yerine kişilerin sistemde kalacakları bir yönteme girmeleri gerekiyor. Örneğin siz bir yerde çalışıyorsunuz. Emekli olmak yerine tekrar prim ödemek için şunun olması gerekiyor. Her çalıştığınız yılda emekli aylığınızın biraz daha artması gerekiyor. Düşmek yerine artması gerekiyor ki sistemde kalacaksınız. Bu şunu da sağlıyor. Aktif-pasif dediğimiz çalışanlarla emekliler arasındaki oranında düzelmesini sağlayacak. Her günü gelen, bir gün beklemeden emekli olduğu zaman sürekli emekli sayısı azalıyor çalışan sayısına yaklaşıyor. Bu defa 1.7 kişi prim öderken, 1 kişi emekli aylığı aldığı için, sistem kendini çevirmekte zorlanıyor. 2024 yılında mı emekli olmak mı daha avantajlı yoksa 2025'te mi? İçinde bulunan yıl emekli aylıklarını az da olsa çok da olsa etkiliyor. Enflasyonun çok hızlı yükseldiği ve çok hızlı düştüğü dönemlerde çok daha fazla etkiliyor. Enflasyon hızlı bir yükseliş trendinde ise, bir sonraki yıl emekli olmak daha avantajlı olurken, şu anda enflasyon düşüş trendine girdiği için, sonraki yıl yerine, şu anda içinde bulunduğumuz yıl emekli olmak daha avantajlı. %86 zam detayı 2024 yılında emeklilere Ocak ayında %49 zam yapıldı. Temmuz ayında i 2473 zam yapıldı. Bu yıl emekli olanlar bu zamın tamamını alacaklar. 2024 yılında %86'ya yakın bir zam yapılmış oluyor. Peki, 2025 yılına sarkarsa ne olacak? OVP ve Merkez Bankası sunumlarında enflasyon beklentisi %38 iken %41,5'a yükseldi. 2025 yılında emekli olan birisi, 2024 yılının enflasyonunu ve gelişmenin %30'u civarı bir zam alacak. %42,5 civarında bir zam alacaklar. Enflasyon düşüş trendinde olduğu için 2024 yılında emekli olmak 2025 yılına göre avantajlı. Ani çıkışların ve inişlerin olduğu dönemde sabit zam veya ertesi yıl emekli olmanın daha avantajlı olması geldiği, hatta 2-3 yıl beklemenin daha avantajlı olduğu bir sisteme geçilmeli ki sigortalılar sistemde kalmalı ve denge sağlanmalı. Bu sistem devlet memurlarını etkiliyor mu? Devlet memurlarını ilgilendirmiyor. Devlet memurlarında gösterge sistemi üzerinde ve çalışma sistemine bağlı olarak emekli aylığı bağlandığı için bu sistem eski devlet memurlarını çok ilgilendirmiyor.